Tam 12 dakika oldu. Hemen tavuğumuzu bir kontrol edelim. Arkadaşlar bugün size güzel bir tavuk yemeği tarifim var. Hem hazırlığı tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar hemen tavuklarımızın kemiklerini şöyle bir sıyırıyoruz. Geçenlerde bir yerde misafirlikteydim. Oradaki arkadaş belki 50 kere sormuştur. Usta tavuk pirzolayı nasıl pişireceğiz, inciyi nasıl pişireceğiz, tavuk budu nasıl pişireceğiz diye. Şimdi bu kemiklerini şöyle bir çıkartacağım. Ondan sonra ızgarada evde tavuğu nasıl pişirmemiz gerekiyor onu göstereceğim. En çok kafasına takılan da tavuğun derili tarafıydı. Derili tarafı alta mı gelecek, üstte mi gelecek? Bunların hepsini ocağın başında sırasıyla göstereceğim. Tabi tavukların hepsinin açıldığını göstermeyeceğim. Terbiye aşamasını göstereceğim. Salçayı bunda biraz az kullanacağız. Bir tatlı kaşığı domates salçası. Üç yemek kaşığı yoğurt suyu. Yoğurt suyu yoksa elimizde yoğurdun kendinden de atabiliriz. İki çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Acı seviyorsanız pul biber. Pul biberi az atın. Daha sonra üzerine atarsınız. İçinde yanmasın. Kekiği genelde bu tür terbiyelerde kullanmam. Çok az atarsanız kullanabilirsiniz. Çok az bir kekik atın. Yani benim attığım kekik yarım çay kaşığı kadar bile gelmez. Kekik ne yapar? Acılaştırır, yemeğimizi bozar. Şuraya hemen bir dişle sarımsak koydum. Şöyle sarımsağı da bir ezelim. Bir tane de sarımsak. Göz kararı 3 yemek kaşığı da bir sıvı yağ atın. Yağı çok atmayalım. Tavuk derili olduğundan dolayı. Bunu her türlü tavuk terbiyesinde kullanabilirsiniz. Sosumuzu da iyice şırttık. Tavuğu içine atıp hepsini karıştırabilirsiniz. Ya da isterseniz şöyle bir borcama dizebilirsiniz. Sos fazla olsun korkmayın. Sadece tavuğumuza getirmeye çalışın yeterli. Arkadaşlar normal tavuk şiş falan yapacaksanız salça miktarını biraz daha çoğaltabilirsiniz. Şimdi sosu getiremeyeceğim. Şöyle bir hepsini bir karıştırayım. Bu tavuğu ne kadar dinlendirirseniz o kadar güzel olur. Zeytinyağı içine işler, çeker, sos yapışır, daha lezzetli olur. Şimdi bunun üzerini kapatacağız, dolaba atacağız, ortalama bir 15 dakika dinlendireceğiz. Arkadaşlar şimdi pirzolanın soğanını doğrayacağız. Soğan bunda ağırlıklı olacak. Aslına bakarsan soğan soslu pirzola, yalnız tamamını soğan karamelize ettiğim zaman, pirzolanın üstüne döktüğüm zaman lezzeti ne kadar güzel olursa olsun görüntüsü güzel olmuyor. Görüntüsü güzel olmayan yemek de zaten iştah açmıyor. Onun için içini renklendireceğim. Tabandan lezzet versin diye iki dişte sarımsak. Hemen biberini doğruyoruz. Bir yemeğin lezzeti kadar görüntüsü de güzel olacak. Onun için özellikle biberlerden de doğrayan içine kapya biber, yeşil biber. Bir tane de ufağından soyulmuş domates doğrayacağım. Bir tane de soyulmuş domates. Yemeğin orijinali soğandan olduğundan dolayı ne yapacağım? Hemen içine az bir soğan daha ilave edeceğim. Malzememiz bu kadar. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızı yaptık. Tavamızın ısınmasını bekleyeceğiz. Her türlü tava da olur. Mühür tavası, normal tava fark etmez. Tavayı elimizi tuttuğumuz zaman
Elimizin ortası yanacak. Tavamız ısınmış demektir. Hemen altını biraz kıstım. Arkadaşlar mangal da olsa, evde de olsa, nerede olursa olsun tavuğun derli kısmını alta getireceğiz. Derli kısmı alta gelecek ki tavuğu koruyacak, tavuğun pişmesini sağlayacak. Biraz sıkıştırarak atıyorum. Daha sonra nasıl olsa küçülecek. Ocağımızı yüksek ateşten orta ateşe aldım. Yavaş yavaş için için pişmesini bekleyeceğiz. Ocağın ateşini de şöyle bir göstereyim. Ocağa vuralı ortalama 10 dakika oldu. Bir de altını göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hala pişmeye devam ediyor. 15 dakika bir tarafını, 15 dakika bir tarafını pişireceğiz. Tam 15 dakika oldu, kontrol ediyoruz. Hem de çeviriyoruz. Ortalama 15 dakikada tavukların derisiz tarafını pişireceğiz. Ondan sonra sosunu yapacağız. Tam 12 dakika oldu. Hemen tavuğumuzu bir kontrol edelim. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Tavuğumuz nar gibi pişti. Tabi bu işlem burada kalmayacak. Tavuğu aldığımız gibi içine şöyle göstereyim. Tavuğun kendi yağı var. Soğan ilave ediyoruz. Soğanları tavuğun kendi lezzetli yağında bir kavuracağız. Orta ateşte soğanlarımızı kavurma işlemine başladık. Soğanımızı şöyle bir gösterelim. Hem tavuğun rengini aldı hem lezzetini aldı. Çok fazla yüksek ateşte kızartmadım. Hemen içine biberleri atıyor. Daha önce de söylediğim gibi sadece soğan olsaydı rengi yemeğe boğardı. Onun için biraz da biberden renk alsın. Mutfağın ustası sensin, şefi sensin. Ocak senin elinde. Yemeğin istediğin gibi güzelleştirebilirsin, lezzetlendirebilirsin, yapabilirsin. Hemen baharatlarını da atalım. Az bir tuz. Karabiber. Çok fazla baharata gerek yok. Tavuğun kendi baharatını, kendi lezzetini soğanlar aldığından dolayı. Orta ateşte biberleri de hafiften bir soteleyeceğiz. Biberler diriliğini kaybetsin. Hemen domatesleri de üzerine atıyorum. Domatesleri de üzerine attım. Tavuğa uygun kapak olmadığından dolayı ortaya topladım. Ortasına doğru şöyle bir kapak kapatıyorum. Kapak ufak olduğu için bunu yapıyorum. Büyük olsaydı tamamını kapatırdım. Domatesler hafiften sulanacak, biberler ölecek. Ondan sonra sosumuz hazır olacak. Hemen şöyle sosumuzu gösterelim. Sosumuz oldu hazır. Şöyle bir kenara alalım. Tavuklar içine boşalttık. Şimdi sunum yapacağız. Bir sosundan, bir tavuğundan. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Hemen şöyle sosumuzdan bir daha atalım dibine. Tabi isterseniz bunu tavukla da karıştırabilirsiniz. Bir tane tersinden. Bir tane de şöyle düz tarafından koyalım. Yemeğin iki tarafında görün. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Yerli yabancı hiç fark etmez. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Aradığınız her türlü yemeği bulabilirsiniz. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz?
Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, dinleyiniz yapalım. Afiyet olsun.